Gel, az az üstü da. İleri dur, bastı, bastı. Ne oldu? Sangoda attın mı? Hocam. Ha? Ha? Kapatayım mı? Heh, al bak böyle az açalım. Al şimdi. Sıra sende gel. Haydi bakalım. Bazı oluyor ki bu sıralık evet, yani. Evet. Evet. Bunu güvenme için kemiklerimize çok iyi. Özel mineral tatlısı var. Çocuklara, bebeklere, gençler. Biz de Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği bölümü olarak su arıtma noktasında bölgenin acil ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik Adıyaman, Malatya ve Hatay'da Kırıkhan ilçesinde su arıtma üniteleri kurduk. Toplamda 7 tane su arıtma ünitemiz bölgede faaliyet gösteriyor. Suya ihtiyaç olan noktalarda özellikle içme suyu depremler sonrasında çok kritikti. Çünkü bölgede şebeke kırılmaları nedeniyle bazı yerlerde mikrobiyal kirlenme, bazı yerlerde deprem hareketliliği nedeniyle suyun çamurlu, bulanık akması söz konusuydu. Su şebekesinde hemen hemen onarım olmayan ilimiz yok gibi. Oldukça önemli oranda bakım ve onarım faaliyetleri sürdürülmüş. Ancak az önce de belirttiğim gibi depremlerin devam ediyor olması nedeniyle zaman zaman şebekeden hala bulanık ve çamurumsu su akan bölgelerimiz var. Dolayısıyla bu suyun da kullanılmaması, içilmemesi gerekiyor daha doğrusu. Dünya Sağlık Örgütü 5 NTU nefalometrik turbidity unit dediğimiz 5 NTU'nun üzerinde olan suların kesinlikle ve kesinlikle içilmemesi gerektiğini insan sağlığı açısından belirtiyor. Bazı yerlerde 10, 20, 30, 40, 50 gibi değerler ölçtüğümüz durumlar oldu. Hemen depremlerin akabinde bu değerleri ölçtük. Tabii ki dediğim gibi bir gün, iki gün, üç gün sonra aynı su analizlerini tekrarladığınız zaman bu değerler düşüyor ya da normal değerlere geliyor. Özellikle TÜBİTAK destekli ya da kurumumuz destekli yürüttüğümüz projelerde yeraltı suyu kalitesini de izliyoruz bölgede. Hemen hemen 11 ilde bu çalışmaları yürütüyoruz diyebiliriz. Tabii bazı su kuyularında, kaynak olarak belirlediğimiz kuyularda dönem dönem mesela hiçbir şekilde su numunesi alamıyoruz. Yani artık kuyu özelliğini kaybetmiş, yeraltı suyu oradan ya çekilmiş ya yer değiştirmiş. Tabii bunlar kritik tespitler açıkçası. Yeraltı suyunun da en az 3 yıl izlenmesi gerekiyor. Yani düştüğü noktalar var çok ciddi. Yer değiştirdiğini düşündüğümüz noktalar var. Çünkü su kuyularında mesela suya ulaşamıyoruz numune almak için ya da çok aşağılara gitmiş, seviye değiştirmiş gibi durumlar söz konusu. Bunlar kritik tespitler ama tabii bu tespitlerin uzunca bir süre izlenmesi gerekiyor bilimsel olarak bazı sonuçlara ulaşabilmemiz için. Afet bölgelerinde sürecin ne kadar uzun süreceğini bilmiyoruz. Örneğin 6 Şubat depremleri sonrasında hemen bir yılda işte 6 ayda bölgenin düzelmesini zaten bekleyemeyiz. Asrın felaketi dediğimiz bir durum söz konusu. Dolayısıyla o bölgelerde şebeke suyu ya da sağlıklı suya erişimin uzun bir süreç alacağını ve bunun gerçekten sağlık açısından bir risk teşkil etmeden verilebilmesi için de çok uzun bir süreç gerektirdiğini düşündüğümüzde su arıtma üniteleri hala çok önemli ihtiyaç. Hani yıkama, temizlik, sonradan gıda olarak kullandığımız ürünler açısından kritikti. Bu nedenle bu noktalara da biz su arıtma ünitelerimizi kurduk. Ama en önemli husus özellikle belirtmek gerekirse bu su arıtma üniteleri diğer su arıtma ünitelerinden farklılığı ne derseniz biz acil ihtiyaç üzerine hemen bunun hazırlıklarına başladık ve ilk bölgede su arıtma ünitelerini kuran üniversiteyiz ve kurumuz. Şu şekilde özellikle bebeklerin, çocukların
gençlerin ve daha yaşlı olan kişilerin kemik sağlığına zarar vermeyecek şekilde bir yapılanmaya gittik. Özel mineral takviyeli bir arıtma sistemi geliştirdik. Özellikle bölgede tabii biz devletimizin bize vermiş olduğu imkanları üniversite olarak kullanarak bu arıtmaları yaptık. Kendi öz kaynaklarımızla, Sayın Rektör Hocamızın destekleriyle bu çalışmaları yürüttük, o hizmetleri yapabildik. Ancak tabii ki çok ihtiyaç var. Hala bölgesel olarak birçok konteyner kentte, son gittiğimiz saha ziyaretlerinde de bunu gözlemledik. Bu su arıtma ünitelerinin ivedilikle kurulması gereken yerler var, alanlar var. Afet bölgeleri özelinde planlamaların yapılması, yani gelecek planlamalarının da yapılması ve bu su arıtma sistemlerinin de bu eylem planlarının içerisine mutlaka ve mutlaka dahil edilmesi gerekiyor. Mutlaka ve mutlaka sağlıklı olduğunu düşündükleri suyu içsinler. Su çok kritik. Salgın hastalıklar bakımından da kritik, biliyorsunuz. Bir ikinci husus, eğer bir su bulanıksa, çamurumsu bir yapısı varsa kesinlikle ve kesinlikle içmelerini önermiyoruz. Binaları şu anda öyle çalışıyor konteyner kentte. Yani sadece içme suyu değil, kullanma suyu da olabiliyor. Evet. Doğru oranlarda kimyasalları yaptım ve şu anda en iyi sonucu bunlar da buldum. Hem inorganik hem de organik madde içeriğini düşürdük. Hem de eşiklerden çok daha altına indi. Uyguladığın arıtma işlemleri mesela neler var? Ultrafiltrasyon, ters ozmoz mu ya da doğrudan ters ozmoz mu? Farklı ön filtrasyon var mı? Öncelikle ön işlemden... Şu an doz belirleme çalışmaları. Doz belirleme çalışmaları. Farklı dozajlardaki kimyasallar deneniyor. Dozajlamalar belirlemek dozları için ön çalışmalar yapıyoruz. Ön çalışmaları yapıyorsunuz. Tamam. Ağırlıklı olarak sularda özellikle...